Herkese merhaba. Aralık ayı okuma listemi hazırladım. Birbirinden kıymetli 4 tane kitap seçtiğime inanıyorum. Ve umuyorum ki aralarında merak ettiğiniz, sizin de listenizde olan kitaplarla karşılaşırsınız. Aralık ayında da her ay olduğu gibi aynı satırlarda birlikte yol alırız. O zaman bakalım ben hangi kitapları seçmişim. Kasım ayında İran mektuplarını okudum biliyorsunuz, Montesquieu. Okuduklarım videosunda daha detaylı bahsedeceğim. O kitap Montesquieu'nun en çok bilinen kitabı, Kanunların Ruhu Üzerine kitabına bir giriş niteliği taşıyormuş. Kuvvetler ayrılığından ilk olarak o kitabından bahsetmiş ve sonrasında bu kitapta daha detaylı olarak anlatmış. Kasım ayında İran mektuplarını okuduktan sonra çok fazla da sonrasında yaptığım araştırmalarda bu kitaptan bahsedildiğini duyunca ne zamandır da listemdeydi. Hatta gözümü korkutan kitaplar dendiği zaman Kanunların Ruhu Üzerine kitabını söylüyordum ben. Bu ay artık ertelemeden bu kitabı okuyacağım. Kanunların Ruhu Üzerine çok fazla tartışmaya yol açmış yayımlandığı dönem. Kilise tarafından yasaklanmış, hala güncelliğini koruyan, hala başucu kitaplarından bir tanesi olarak kabul edilen bir kitap Kanunların Ruhu Üzerine. Eğer elinizde varsa, okumadıysanız, okumayı düşünüyorsanız birlikte yol almaktan mutluluk duyarım. Tabii ki bu kitap böyle bir oturuşta okunacak, işte sayfaları böyle ne olacak diye çevirebileceğiniz kitaplardan bir tanesi değil. Satırlarda biraz vakit harcamak, zaman harcamak, başka kaynaklara gitmek, araştırmalar yaparak okunacak kitaplardan bir tanesi. Onun için Aralık ayında okumaya başlayacağım ama Aralık sonuna kadar bitirebilir miyim? Onu bilemiyorum şu anda. Belki Ocak ayına da bitirmesi, sonrasında fikirlerimi paylaşması Ocak ayına sarkabilir. Ama birlikte yol alırsak motivasyon olur. Daha hızlı, daha böyle inceleyerek, detaylı yorumlayarak ilerleyebiliriz. Çok daha verimli bir okuma gerçekleştirebiliriz. Geçen günlerde bir sahaf alışverişi paylaşmıştım sizinle. Orada Solzhenitsyn'ın kitaplarından bahsetmiştim. En bilinen kitapları Gulag Takım Adaları biliyorsunuz. Aslında önceliğim o kitapları okumaktı ama Şubat ayında o kitaplar yeniden okuyucusuyla buluşacakmış. Ben de beklemeyi düşündüm. Belki Şubat ayında basıldıktan sonra kitapları alırsınız ve birlikte yol alırız diye düşündüğüm için bu ay Kanser Koğuşu isimli kitabını seçtim. Bu sahaf alışveriş videomu paylaştıktan sonra sevgili İpek'le konuştuk. Onun elinde de Kanser Koğuşu kitabı varmış ve Aralık ayı için birbirimize söz verdik. Aralık ayında kitabı birlikte okuyacağız. Eğer elinizde varsa bize eşlik ederseniz bizi çok mutlu edersiniz. Solzhenitsyn Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar ve kendisine Nobel Edebiyat Ödülü takdim edilirken çağımızın Dostoyevskisi diye takdim edilmiş ödül. Keyifli bir yolculuk olacağını düşünüyorum, buna inanıyorum çünkü Solzhenitsyn'in kalemiyle tanışmak ve onun diğer eserlerini de okumak çok istiyorum. Kanser Koğuşu ilk başlangıcımız olsun. Gulag Takım Adaları eğer elinizde yoksa lütfen listelerinize dahil edin. 2020 yılında baskısı olacakmış, o kitaplarda birlikte yol alalım. Ve en sevdiğin klasik, seni en etkileyen klasik, iz bırakan klasik diye bana sorulduğu zaman çoğunlukla, aslında çoğunlukla değil, her zaman verdiğim cevap Sefiller. Çünkü benim için beni etkileyen, iz bırakan muhteşem klasiklerden bir tanesi Sefiller. Ve tabii ki Notre Dame'ın Kamburu da öyle. Aslında Victor Hugo'nun yazdıklarını seviyorum, bakış açısını seviyorum. Onunla yol almayı seviyorum. Onun satırlarında yol almayı seviyorum. Yazdıklarını içselleştirebiliyorum. Ve Deniz İşçileri de merak ettiğim ve henüz okumadığım kitaplarından bir tanesi. Volkan Yalçıntoklu çevirisiyle okuyacağım Deniz İşçilerini. Notre Dame'ın Kamburu'nda din konularını ele aldık ağırlıklı olarak. Sefiller'de toplum olaylarını ele aldık. Deniz İşçilerinde de doğa olaylarına Victor Hugo'nun gözünden şöyle bir bakmaya çalışacağız. Onu anlamaya çalışacağız. Victor Hugo sürgün cezası almış ve sonrasında sürgün cezası iptal edilmiş ve bir adada 15 yıl kalmış. Ve orada gözlemlediklerini bu kitabında aktarmaya çalışmış ve o adadaki deniz işçilerine
işçilerine ithaf etmiş bu kitabını. Gerçekten çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Yine bana eşlik ederseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Ve sonrasında daha bugün videoya hazırlanırken elime gelen bir kitap. Hilmi Ziya Ülken, Destanlar. Bu kitabı ilk gördüğüm zaman hemen okumak için listeme eklemiştim. Ve sonrasında Hilmi Ziya Ülken'in makalelerini, yazılarını, torunu Sayın Fatma Artunkal derlemiş. Bu kitapta okurlarıyla buluşturmuş ve bana imzalı olarak bu kitabı gönderdi. O kadar mutlu oldum ki kendisine bir kere de buradan teşekkür etmek istiyorum. Doğu Batı Yayınları'ndan çıkmış Destanlar ve Hilmi Ziya Ülken'in Destanlar hakkındaki fikirleri, bakış açıları, neden onun destanlara önem verdiği, makaleleri, şimdiye kadar yazdığı yazılar bir kitapta toplanmış. Gerçekten bu kitaplara, böyle kitaplara çok kıymet veriyorum, çok önem veriyorum. İnsanın bakış açısını değiştiriyor. İnsana farklı pencereler açıyor. Daha zengin hissediyorum sonra yaptığım okumaları. Destanlarla ilgili de böyle olacak. Çünkü destanlar hepimizin belki de okumaktan keyif aldığı, iz bırakan satırlardan oluşmakta. Her ülkenin, her toplumun destanları var ve sözlü gelenekten sonra yazılı geleneğe de dönüştürülmüş, yazıyla aktarılmaya, nesiller boyu aktarılmaya devam etmiş destanlar. Günümüze kadar gelmiş, pek çoğu kaybolmuş ama işte böyle kıymetli isimler tarafından kaybolmasın diye, sahip çıkalım diye tekrar bizimle buluşturulmuş. Destanlar kitabını okuduktan sonra ayrıntılı bir video hazırlayacağım, paylaşacağım ama tavsiye ediyorum. Birlikte yol alalım, birlikte yorumlayalım, o destanlara birlikte bakalım ve birlikte anlamaya çalışalım istiyorum. Evet, benim Aralık ayı için seçtiğim 4 kitap bu şekilde. Montesquieu Kanunların Ruhu Üzerine kitabı biraz beni yoracak kitaplardan bir tanesi. Ama bunu şikayet etmek ya da böyle sıkıldığım bir durumu belli etmek adına söylemiyorum. Çok verimli bir okuma olacağına ve bu kadar zaman erteledikten sonra o satırlarda vakit harcamak, emek harcamak, araştırma yapmak gerçekten beni çok mutlu edecek ve o kitap okuma hissine tekrar kavuşturacak satırlar diye düşünüyorum. Evet, seçtiğim 4 kitap bu şekilde. Aralarında merak ettiğiniz, elinizde olan kitaplar varsa bana eşlik ederseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Birlikte okuyalım, birlikte yol alalım, birlikte yorumlayalım istiyorum. Ya da hali hazırda belki siz bambaşka bir liste yaptınız. Onu da benimle paylaşırsanız ben de listenizi bilmek isterim. Evet, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bambaşka kitaplarda, bambaşka videolarda görüşene kadar ne diyorum? Hep diyorum, sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın.